Bu videomda Mac kısa yollarından, bilinmeyen gizli özelliklerinden bahsedeceğiz. Belki bildiğiniz kısa yollara ve bilinmeyen özelliklere denk gelebilirsiniz. Ama videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Belki gizemli bir şeyler, bilmediğiniz özellikler denk gelebilir. Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere az önce de söylediğim gibi Mac kısa yollarından ve bilinmeyen özelliklerinden bahsedeceğim. Böyle gizemli ve benim çok kullandığım özelliklerden bahsedeceğim. İstiyorsanız hiç zaman kaybetmeden gelin videoya geçelim. Ama geçmeden önce destek olmak adına şimdiden videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz diyorum. Ve hadi gelin hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar Mac kullananların daha doğrusu benim çok işime yarayan bir bütün uygulamaları kapatma seçeneği var. Onu kendimiz yapıyoruz. Bilmiyorum sizler yaşıyor musunuz ama benim ufak böyle bir hastalığım var. Açık uygulamalar olduğu zaman ya da güncellemeler olduğu zaman onları güncelleme gereği hissediyorum ya da açık uygulamalar olduğu zaman onlara böyle hemen kapatma isteği duyuyorum. Şimdi sizlere bir uygulama yani bir taktik göstereceğim. Bu taktikle bütün uygulamaları tek tuşta kapatabileceksiniz. Hadi istiyorsanız gelin bilgisayar ekranına geçelim. Oradan devam edelim. Şimdi burada direkt command space yapıyorsunuz ve auto yazdığınız zaman karşınıza auto motor çıkıyor. Auto motoru tıklıyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor. Yeni belge diyoruz. Buradan uygulamayı seçiyoruz. Uygulamayı seçtikten sonra seç diyoruz. Aşağı iniyoruz. Aşağıda bir seçenek var. O seçenekte tüm uygulamalardan çık seçeneği. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Böyle seçtikten sonra çift tıkladıktan sonra Buradan dilerseniz kapanmamasını istediğiniz uygulamayı seçebilirsiniz. Daha sonrasında geliyoruz dosya ve kaydet diyoruz. Bize böyle bir şey soruyor. Buraya biz kapatma diyorum ben. Nereye atayım diye soruyor. Masa üstüne diyelim. Buradan ve kaydet diyoruz. Şimdi benim size bunu göstermem için burada kapatma var arkadaşlar. Buna çift tıkladığım anda benim bütün ekran görüntümü, bütün aşağıda açık bakın ses kaydı aldığım Audacity var. Hepsini kapatacak ama kapatmasını istemiyorum. Buna bastığınız anda aşağıda gördüğünüz gibi ne kadar açık uygulama varsa hepsini tek tuşla kapatabiliyorsunuz. Şimdi gelin isterseniz bir diğer özelliğimize geçelim. Şimdi bir tane SSD'm var arkadaşlar. Bir tane SSD bağladım bilgisayara. Şimdi böyle bir özelliği var. Belki bunu bilmiyorsunuzdur. Sizlere göstereyim. Şimdi arkadaşlar SSD'mizi taktık. SSD'mizi taktıktan sonra içerisinde böyle bir dosya var. Bunu mesela sildim. Sildim. Daha sonradan bu dosyayı çöp sepetinde sizlere gösteriyorum. Çöp sepetinde nerede? Burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi iyi bakın SSD'yi çıkaracağım. Çıkar dedim. SSD'yi çıkardığım zaman sildiğim dosya da gitti. Yani Mac'ler ne yapıyor? Harici bir hard disk bağladığınız zaman içerisindeki dosyayı sildiğiniz zaman sanal bir klasör oluşturuyor ve bu sanal klasörün içinde bırakıyor. Yani veriniz aslında gitmiyor. Siz ne zaman çöp sepetinden temizler iseniz ama harddiski takıp. Şimdi tekrar bağlıyorum SSD'yi. Bakın çöp sepeti burada tekrar geri gelecek. Tekrar geri geldi. Sildiğim dosyayı aslında bir klasör oluşturdu ve dosyam silinmedi. Ben ne zaman buradan bu dosyayı sildim komple boşalttım. O zaman bu dosya silinecek SSD'den. Bence güzel bir özellik. Çünkü veri kaybında sizi bu veri kaybını engelleyebiliyor. Gelin bir diğer maddeye geçelim. Şimdi birçok kişinin belki bildiği belki bilmediği ama çok güzel bir özellik var. Bu da tek tuşta silmek. Normalde silmeyi nasıl yapıyoruz? Gelin birlikte bakalım. Gene tekrar SSD örneğiyle devam edelim. SSD'mize girelim. Şimdi şunu tekrar geri atayım. Evet. Şimdi aslında... Belki birçok kişi biliyordur, belki bilmiyordur ama çok güzel bir özellik. Normalde bir şey silmek istediğimiz zaman geliyoruz üzerine. Bakın burada gördüğünüz gibi çöp sepetine taşı diyoruz. Bu şekilde siliyoruz. Ama aslında bunun bakın kontrol kontrol diyorum. Command Z yapınca geri alıyorum bu arada. Aslında bunu silmek için çok pratik bir yol var arkadaşlar. Command'e bas tutup Black Space'e basıyoruz. Bastık. Command'e bas tutup Black Space'e bastığımız anda direkt siliyor. Command'e bas tutup Blackspace'e bastığımız anda direkt siliyor arkadaşlar. Peki size direkt bir komut daha vereyim. Kısa yol tuşları daha vereyim. Bu da çöp kutusunu boşaltmak. Normalde ne yapıyoruz? Çöp sepetine geliyoruz. Buradan boşalt diyoruz. Ya da üzerine gelip sağ tıklayıp çöpü boşalt diyoruz. Peki, ama bunlardan daha basit bir yolu var arkadaşlar. O da şu. Direkt kısa yollarla. Shift, Command, Blackspace. Bastığımız anda bu ibareyi görüyoruz. Gitti. <laughs> bu kadar basit. <laughs> evet bir diğer maddemiz de emoji arkadaşlar. Emoji kısa yolumuz. Emoji kısa yolu herhangi bir yorum yapmak istediğiniz zaman işte YouTube'da ya da bir kişiye örnek veriyorum iyi mesajdan mesaj yollamak istediğiniz zaman Örnek veriyorum ben burada birine mesaj yollamak istedim. Geldim ve emoji'yi basmak istiyorum. Emoji'nin de bir kısa yolu var arkadaşlar o da şu. Ctrl, Command ve Space'e basıyoruz. Ctrl, Command ve Space'e bastığımız anda gördüğünüz gibi bütün emoji ekranımız çıkıyor ve buradan dilediğimizi seçip buraya alabiliyoruz. Bir daha Ctrl, Command ve Space'e bastığımız anda emojilerimiz çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde gönderim yapabilirsiniz. Aslında bu arkadaşlar e, Touch Bar'da var. Fakat Touch Bar olmayan Mac kullanıcıları için söyleyeyim bunu. Touch Bar'da da direkt dokunduğumuz anda bütün emojiler çıkıyor ve istediğimizi gönderebiliyoruz aslında. Emojiler de bu şekildeydi. Şimdi misal veriyorum arkadaşlar bir dosyayı bir yerden bir yere sürükleyerek kopyalayamıyoruz. Hemen bakalım. Burada bir dosyam var. Bu dosyada bunu gördüğünüz şu mov dosyasını alıp masaüstüne atmak istiyorum ama orijinalini aldı gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar bunu yerine koyalım. Bunu sürükleyip nasıl yaparız? Bunu sürüklemek için Option tuşuna bas tutup o şekilde alırsak bunun bir kopyasını oluşturur gördüğünüz gibi. Bir kopyasını oluşturdu. E, peki bir dosyanın kısa yolunu nasıl oluşturabiliriz? Bunun için de Options ve Comment'e bas tutuyoruz. Options ve Comment'e bası tutup eğer ki dosyayı sürüklersek bu sefer dosyanın kısa yolunu oluşturur arkadaşlar. Bu da kısa yol oluşturmak istediğiniz zaman bir kısa yol tuşu olsun sizin için. Şimdi şöyle bir kısa yol daha var arkadaşlar. Örnek veriyorum ekran ayarlarına ya da ses ayarlarına gitmek istediğiniz zaman buradan gelip ayarlardan işte ekran ayarlarına bu şekilde gelebilirsiniz. Fakat şöyle bir kısa yol daha var ekran ve ses için. Yukarıda Touch Bar kısmında Option'a bası tutup eğer ki sese basarsanız arkadaşlar sizi direkt ses ayarlarına götürecek gördüğünüz gibi. Eğer Option'a bası tutup parlaklık ayarına basarsanız sizi parlaklık ayarları ve ekran ayarlarına götürecek. Bu da pek fazla bilinmeyen bir kısa yol. Bilginiz olsun. Bunu çok kullanacaksınız. Ben çok kullanıyorum. Ekran görüntüsü alma ve kaydı alma. Şu an ekran kaydı alıyorum. Örnek veriyorum. Shift, Command ve 3'e bastığınız zaman ekran fotoğrafı çekiyor. Gördüğünüz gibi çekti. Shift, Command, 4'e bastığınız zaman seçili yerin kaydını alıyorsunuz. Shift, Command, 5'e bastığınız zaman hepsinin genel seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Bu arada benim kaydım sona erdi. Tekrardan Shift, Command ve 5'e basıp açılan menüden buradan bütün ekranın kaydını alıyorum ve kaydımı başlatıyorum. Şu an kaydım tekrar başladı. Sizlere bu aradan sonra devam ediyor görüntümüz. Dilerseniz gelin bir diğer maddemize geçelim. Bir diğer maddemizde internet browser'da yani Safari'de örnek veriyorum Safari'ye girdik. Saferde bir sekme daha açalım. Bir sekme daha açtım. İşte YouTube diyelim buraya. İşte bu seferde bir sekmemiz. Bir veriyorum bu pencereyi kapattım. Bunu tekrar açmak istiyorum. Shift, Command, T'ye basıyorum. Tekrar kapanan pencereyi açıyor arkadaşlar. Yanlışlıkla kapattım ya da bir şey oldu. Tekrar kapattım örnek veriyorum. Shift, Command, T'ye bastığım zaman kapanan internet sayfasını tekrar geri açıyor. Şimdi hepsi kapandı örnek veriyorum. Command Z yaparsanız da geri dönüyor. Bildiğiniz nasıl Photoshop'ta vesaire de Command Z kullanıyoruz. Bunu da kullanabilirsiniz internet browser'da arkadaşlar yani Safari'de. Şimdi resim içine resmi de belki biliyorsunuzdur ve bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şuradan sesi kısayım. Bir video açtınız ve başka bir iş de yapmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Buraya geliyorsunuz sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Resim içinde resme geç diyor. Buna bastığınız zaman açtığınız videoyu buraya alıyor. Siz de bunu artık aşağıya indirip böyle burada herhangi bir işinizi yapıp burada da bu istediğiniz gibi büyütüp burada da işlerinizi halledebilirsiniz. Bu şekilde resim içinde resimde bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıcak köşelerden faydalanın. Sıcak köşeler nedir? istiyorsanız gelin sizlere onu göstereyim. Sıcak köşeler arkadaşlar. Sıcak köşeler açmak için sistem tercihlerinden misyon kontrole giriyoruz arkadaşlar. Burada sıcak köşeler var. Buna girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi 4 köşe var. 4 köşeden sizin için hangisi uygunsa ben masa üstüne dönme seçeneğini solda kullanıyordum. Fakat inanılmaz artık böyle elime çok oturmaya başladı. Çok değiyordum. O sebepten sağ aldım ve şu an mutluyum. Burada istediğiniz seçeneği yapabilirsiniz. Ekran uyut var, ekran kitle var, launch e dön var vesaire vesaire. İstediğinizi seçip deneyimleyebilirsiniz. Ne işe yarıyor bu sıcak Sağ ben masa üstünü seçmişim. Gelin bakalım. Diyelim ki Final Cut'tasınız, çalışıyorsunuz ya da Premiere Pro'dasınız. Final Cut'a bir görüntü almak ya da bir video alma gereği duydunuz. Bunu almak için işte bunu aşağı indireceksiniz. Görüntüye geleceksiniz. Kopyala diyeceksiniz. Tekrar sonra final katı ineceksiniz vesaire. Ya da sağ tarafımız sıcak köşelerde. Gördüğünüz gibi şimdi sağ tarafa geldim. Masa üstüne döndü. Görüntüyü aldım. Sağ tarafa geldim. Final kattayım. Bu kadar basit aslında gördüğünüz gibi. Bu sıcak köşelerden yararlanın arkadaşlar. Bence çok güzel bir özellik. Trackpad'den faydalanın arkadaşlar. Trackpad bence MacBook'ların ya da sonradan da alınabiliyor biliyorsunuz. Apple'ın yapmış olduğu çok güzel bir mouse deneyimi. Sizlere çok güzel hassasiyet, çok güzel özellikler, 3 parmak, 4 parmak, 5 parmak daralt, genişlet, çok güzel özellikler veriyor. Bence bunu deneyimleyin. Bununla ilgili kendinizi geliştirin. Eğer ki geliştirirseniz, bir tadına bakarsanız, bir tadına varırsanız o yani bu bir daha bırakamazsınız. Çok güzel özellikleri var. Trackpad'i inceleyin daha da detaylara girin. Nasıl yapabilirsiniz? Burada ayarlar kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi izleme dörtgeni var. Buradan bütün özelliklerine tek tek bakabilirsiniz. Bence bakın, deneyimleyin, kurcalayın yani arkadaşlar. Yaparsanız sizin için faydası olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir özelliği de var. Yani benim kullandığım bir özelliği var. Monitöre bağlıyorum. Sizler de monitöre bağlayabilirsiniz. Sizlere bu setup'ımı kamera karşıda iPhone'la çekip göstereceğim. Buradan bir videosunu çekeceğim sizler için. Şimdi buradan göstereceğim. Videoyu başlattım. Şu anda şimdi setup bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ışığı biraz çevireyim gözünüz almasın. Böyle monitörü koydum. Burada da bilgisayar var. Şimdi buradan örnek veriyorum. Buradan eğer görebilirseniz. Ben buraya ayarladım. Tam ortaya. Mouse buradan yukarı çıkıyor. Siz bunu istediğiniz yere ayarlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Burada Final Cut açıkken yukarıda çalışmak isterseniz Bunu yukarıya Az önce kaydırdığım gibi görüyorsunuz. Şöyle aşağı indiriyorum bakın. Hop yukarıya kaydırıyorum. Kaydırdıktan sonra büyütüyorum. Final Cut burada. Aynısı Premiere Pro'da da oluyor. Ve burada şöyle bir seçenek var. Şurada gördüğünüz bir seçenek var. Buna bastığım anda timeline yukarıda kalıp aşağıya sadece görüntüyü alabiliyor. Yani aşağıda böyle görüntüyü görüyorsunuz. Ya da izliyorsunuz. Yukarıda da timeline kısmı var. Aşağı şurada timeline kısmı var. Burada da dosyalarınızın olduğu kısım var. Burada da aşağıda gördüğünüz kısımda da kesip biçiyorsunuz. Yukarı timeline atıyorsunuz. Aynısını Premiere Pro'da da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok inanılmaz böyle tadından yenmeyecek bir setup haline geliyor. Ben bayılıyorum. Ve sizlerin de eğer Macbook'unuz varsa deneyimlemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güzel bir özellik. Ben size Sidecar'ı kısaca anlatayım arkadaşlar. Sidecar Apple'ın 2019 yılında Catalina ile birlikte çıkarmış olduğu iPad Pro'ların MacBook'lara bağlanarak yansıtarak ikinci bir ekran görevini görmesini sağlıyor ve sizlere çok güzel bir deneyim sağlıyor. Seyahatlerde dışarıda, orada, burada çift ekran olarak kullanıyorsunuz ve çok güzel sizlere bir deneyim sağlıyor arkadaşlar. Şimdi elimde bir tane gördüğünüz gibi MacBook Pro var. Bu arada sadece Pro modellerinde oluyor bilginiz olsun. Geldik sidecar'a. Artı şöyle bir dez yani dezavantaj demeyeyim. Bunu yapmak zorundasınız. İkisi de aynı iCloud hesabına bağlanmak zorunda. Eğer ikisi de aynı iCloud hesabına bağlı değilse ne yazık ki sıkıntı ve sorun yaşarsınız bağlantıda ve bağlanamazsınız. Benim ikisi de aynı iCloud hesabımda ve buradan ayarlardan, sistem tercihlerinden Sidecar'a geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Sidecar'a geldim. Buradan aygıt seç ve seçkinin iPad'i dedim. Şimdi gördüğünüz gibi iPad'e bağlandı. Bakın sağa getiriyorum mouse'u. Sağ tarafa gelmiyor. Ama ben ekranı sağda kullanmak istiyorum. Burada. O zaman ne yapıyorum? Geri ekran tercihlerine geliyorum. Buradan yerleşime geliyorum ve iPad'i sağ tarafa alıyorum. Ve gördüğünüz gibi yukarı ya da aşağıda alabiliyorum. Milimetrik şeyler yapabiliyorum. Mükemmel bir şey arkadaşlar. Daha sonradan çıkıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi mouse'umla böyle alsam da sağ tarafta artık bu tarafa kaydırabiliyorum. Sağ taraftaki yani bu yaptığı hızı çalıştığı sistemi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani Apple ekosistemin ne kadar hızlı çalıştığının farkında mısınız? Hiçbir kablo olmadan, kablo bağlantısı olmadan Sidecar'la şu anda şu hıza bakar mısınız? Sanki bir kablo varmışçasına çasına inanılmaz bir bağlantı Wi-Fi ile Bluetooth arasında nasıl bir bağlantı yapıyorsa dehşet bir bağlantı. Peki bunun bize faydaları ne? Burada bir iş yaparken sağ tarafta başka bir iş yapabiliriz. Ya da Final Cut'ta görüyorsunuz. Burada Final Cut'la çalışırken aynısını Premiere'de de yapabiliyoruz bu arada. Burada Final Cut'la çalışırken arkadaşlar burada ekran tuşu var. Bastığımız zaman tam timeline'ımız Macbook'ta aşağıda ama biz görüntüleri buradan görüyoruz. Şu görüntünün canlılığına bakar mısınız? Ben size şöyle göstereyim. Bakın. Yani retina ekran olduğu için inanılmaz bir görüntü kalitesi var. Bu şekilde sidecar'ı kullanarak eğer bir iPad'iniz vardı ya da iPad almayı düşünüyorsanız güzel bir bağlantı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Sidecar'dan çok memnunum. Şimdi dilerseniz gelin sizlere tarayıcı özelliğinden bahsedeyim. Yani bir iPad'iniz varsa şimdi sidecar'dan çıkıyorum. Şimdi final'ı kapatayım. Sidecar'ı da kapatayım buradan. Bağlantıyı kes dediğiniz zaman bağlantı kesiliyor. Şu an kapattım. iPad kendi haline döndü. Evet arkadaşlar şimdi bu özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Macbook'unuz var. Bir iPad Pro'nuz yani iPad'iniz ya da bir iPhone'unuz varsa iPhone ya da iPad'i Macbook için bir scanner olarak kullanabiliyorsunuz ya da imza atmak için bir çizim olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Şimdi yine sizlere bundan bahsedeyim ve Apple ekosisteminin ne kadar hızlı çalıştığını beraber görelim. Evet şimdi Macbook masa üstünden çift tıklıyorum arkadaşlar ve en altta Şuraya yakınlaşayım. Görün. En altta iPhone'dan ya da iPad'den içi aktar var. Burada fotoğraf çekebiliyorsunuz, belge tarabiliyorsunuz ve ya da çizim ekleyebiliyorsunuz. Şimdi ben iPhone'a geldim ve telefon elimde gördüğünüz gibi. Belge taradıktan sonra kameramız bu kadar hızlı bir şekilde açıldıktan sonra belgeyi tarıyoruz. Burada bize seçili alanı gösteriyor. Taramayı sakla diyor dediğimiz anda arkadaşlar. Hop diyor ki bir sonraki tarama için hazır diyor. Ve belgemiz içeriye gitti arkadaşlar. Kaydet dediğimiz anda belge direkt masa üstünde. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi belge. Çift tıklıyorum belge. Belgemiz taranmış belge açıyorum. PDF olarak bakın burada. Bu da zaten trackpad. Burayı çekmiştim. Yani bu kadar hızlı çalışıyor. Ya da iPad'de örnek veriyorum bir imza atacaksınız. Dijital imza atmanız gerekiyor. Geldiniz buraya. Çift tıkladınız. iPhone'dan ya da iPad'den içeri yakla. iPad'den çizim ekle dediniz. Açılıyor dedi ve bize çizim yerini açtı. Kalemimi aldım. Ve buradan istediğimi yazdım. İmzamı attım. Bitti dedim. Ekledi arkadaşlar. Çizim geldi. Çizim burada. Yani PDF olarak imzamız gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Yani öyle bir çalışıyor ki Apple ekosistemi şimşek gibiler. Aralarında mükemmel anlaşıyorlar. Hadi gelin videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere Apple kısa yolları bilinmeyen gizli özelliklerinden derlediğim videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz kanalıma, kanalıma abone olabilirsiniz ve beni desteklemek için bu videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Macbook takipçilerim biraz fazlalaştı. O sebepten dolayı güzel Mac videoları, Mac uygulama videoları, Mac performans videoları arka arkaya gelecek inşallah. Sizlerin desteği sayesinde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.